Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sabahtan sizlerle videoya başlayayım istedim. Sabah saat 8'de uyandık biz. Birazcık kötü uyandım. Yaz anneciğim. Yaz. Bak Sina yazalım mı? Sina. Emre. Al kızınını. Özkan. Seni çok seviyoruz. Bir tane kalp çizelim. Tamam. Şimdi sen yaz. Sıra sende. Şimdi boya yapıyor Sinan. Biraz benim yazmam gerekiyor. Biraz da onun yazması gerekiyor. Tamam, sıra sende anneciğim. Ama sinirlenme anne. Sabah güne birazcık kötü başladık aslında. Canım sıkıldı. Birkaç gündür böyle Sinan'ın burnu kanıyor. Ama böyle hani şıpır şıpır böyle kan akmıyor. Belli ki içeride bir yara var. O yaranın bir akıntısı geliyor. Sabah kaçtı, ben Sinan'ın yanına geldim, yattım. Ondan sonra böyle gözüm kapalıydı tabii, Sinan oynuyordu. Birden böyle gözümü açtı. Ondan sonra baktım, böyle Sinan'ın burnu kanamış ama böyle ağzı burnu böyle kanamış. İşte onu şey yaptım, yıkadım ettim ama muhtemelen benim tahminim, yani bizim tahminimiz burnunda yara var. Sadece sağ mıydı, sol muydu? Sol burnunda. Sol burnunda öyle işte bir şeyler akıyor, yara olmuş. Umarım çok büyük sıkıntı değildir. Şu anda da hastaneye gitmek inanın çok mantıklı değil. Zaten enfeksiyonlar var, virüsler var. Bakalım, inşallah birkaç gün daha bekleyeceğim ama sabah çok korktum böyle. Düşünsenize, gözünüzü açıyorsunuz böyle burnu kan bulmuş. Orası birazcık karışık. Çünkü gece ekmek yaptım, kek yaptım. Onu size göstereyim. Dün bizim ekmeğimiz bitti. Normalde dışarıdan alıyorduk ekmeği. Ama bu biliyorsunuz koronavirüsünden sonra işte işler ne duruma gelir bilemediğimiz için dedik ki artık ekmeğimizi de kendimiz yapalım. Bunun içerisinde 170 buğday unu var, 130 da çavdar unu var. Biliyorsunuz dışarıdan da zaten karıştırıp yapıyorlar. Ben eskiden çavdar ve yulaf unuyla yapıyordum. Biliyorsunuz ki Sinan'ın alerjisi vardı buğday ununa. Kendim için öyle bir ekmek yapıyordum. Ama bu çok çok daha güzel oldu. Dün hatta gördüğünüz gibi gece bu kısmını yedik. Eşim dedi ki o zamana kadar yediğim en güzel ekmekti. Yani gerçekten ben de çok sevdim. Şimdi böyle anlatmakla da aslında olmuyor. Bunun videosunu da ayrıca sizlerle çekip paylaşacağım. Sadece nasıl olacak diye emin olamadığım için açıkçası paylaşmadım. Ama çok güzel böyle mayalanmıştı. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi tadı da efsane oldu. Sizlerle de paylaşacağım bunu. Bir de standart bir kek yaptım. Eşim ne zamandır üzümlü kek istiyordu ama ona böyle bir türlü yapamadım. Şöyle bildiğiniz kek kalıbında. Bunlar da yumurtasız. Sinan'ın yumurta alerjisi olduğu için yani hiçbir şey yumurta katmıyoruz. Sadece eşim böyle sabahları haşlanmış, kırılmış yumurta yiyor. Şimdi bunu ben temiz bir poşete geçireceğim. Hatta dilimle ip mi geçirsek? Neyse şöyle saracağım. Şimdi böyle dursun. Ben ekmeğimi Bosch markasının bu mutfak şefinde yoğuruyorum. Birazcık hani avantajlarından dezavantajından bahsetmek istiyorum. Aslında kutu açılımı sizinle beraber yapmıştık. Şu çırpma aparatı inanılmaz güzel. Gerçekten çok güzel çırpıyor. Açtığım çıkardığım zaman çok kolay oluyor. Şimdi yoğurma aparatını neden sevmiyorum? Buraya gidiyor böyle hamurlar giriyor, yapışıyor. Ve gerçekten dün çıkarmam çok zor oldu. Hatta keki çırparken burayı streç filmle serdim ki temizlemem kolay olsun. Çünkü ya bayağı bir zorluyor beni. Hatta şimdi bile içerisinden böyle hamur kalıntısı döküldü. Ya bu gerçekten benim için büyük bir sıkıntı. Yani temizlenmesi kolay olması gerekiyor. Ayrıca bir de hamuru yoğururken böyle duvarlara doğru böyle çok gitmiyor. Yani bilmiyorum, belki benim yaptığım hamurla alakalıdır ama çırpma işleminde harika yani. Yine de şunu söyleyeyim. Ben elimle yoğurmaktansa bununla yoğurmayı tercih ediyorum ve ekmekte de hiçbir sıkıntı yok. Yani kesinlikle aleti kötülemiyorum. Gerçekten güzel bir alet. Sadece bazı dezavantajları var. Hani o göz önünde bulundurmak için böyle bir söyleyeyim sizlere istedim. Çünkü bayağı bir soranlar oluyor. Hala mesela videoma yorumlar giriyor yani, makinenizden memnun musunuz diye. Memnunum gerçekten. Dün temizledim, şimdi üstüne bir kez daha sileceğim. Bu arada bunu kaldırmayı düşünmüyorum, böyle tezgahımın üstünde dursun dedim. Çünkü artık buna ihtiyacım olacak. Yani durmadan ekmek yapacağımız için muhtemelen 3-4 günde bir ekmek yaparız. Ben şimdi bir çay koyacağım kendime, bir dilim kekle. Kahvaltı öncesinde bunu yapmayı çok seviyorum, eğer ki böyle kek tatlı varsa. Sinan'a bir tane armut çıkarmıştım. Bundan dilimleyip veriyorum. Bunun birazını da dün yemişti. Şimdi geri kalanını veriyorum yavaş yavaş. Kendime de bir tane kek keseyim, dilimleyeyim. Daha sonra şunu göstereceğim sizlere.
Eşim üstünü kıtır sevdiği için ben ekstra böyle fırında tutuyorum. İçerisinde de böyle portakal kabuğu rendeledik. Bir de üzüm var. Eşim üzüm kekini çok sevdiği için ona özel yaptıktım. Şimdi çayımı içerken dedim ki sizlere bunu göstereyim. Bugün kahvaltıda böyle Lifa Lif'in yulaf ezmesini denemek istiyorum. Biliyorsunuz kahvaltıdan yana dertliyiz çünkü yumurta ve süt alerjisi var Sinan'ın. Onun da alerjisi olduğu için ben de doğal olarak yemiyorum, emziriyorum biliyorsunuz. Böyle bir farklılık olsun diye yulaf ezmesi aldık marketten. Ben normalde bu yulafın ağızda kalan o taneciğini sevmiyorum. Ama bu ince öğütülmüş ve yumuşak kıvam dediği için özellikle bunu tercih ettim. Umarım öyledir. Şimdi tarif bakacağım internetten. Dün Eltim aslında elmalı tarçınlı bir şeyler söyledi. Evdeki olan malzemelerle deneyeceğim. Bakalım umarım güzel olur. Zaten sizlerle de paylaşırım düşüncemi. Bu arada sizinle böyle çok güzel hem bebekler için hem çocuklar için işte ya da kendiniz için bulduğunuz güzel bir tarif varsa onu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu bayağı bir zaten büyük 350 gramlık paket. Yine deneriz yani beraber. Yatağını düzelteyim dedim. Sabah kan oldu biliyorsunuz. Buralar baya bir batmış. Şimdi çarşafını da değiştireceğim. Bak kendisini kaldırayım. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel açtı kırışıkları. Ben artık hiç böyle çarşaf ütülemekle uğraşmıyorum. Şöyle ütülüyorum ama tabii üstü açık kalması lazım ki hani hafif ister istemez nemlenebilir. Bu döşeye zarar vermesin. Sadece birazcık hani gergin olması lazım çarşaf. Onu da elimle ben şey yapıyorum. İnanın ki o büyük masayı açmak da çok daha kolay. Yani ben aşırı memnunum bundan. Özellikle çarşaflarda çok iyi işime yarıyor. Biliyorsunuz ben bunu perde ütülemek için aslında almıştım ama perdelerden ziyade artık çarşafları ütülemek için kullanıyorum. Bu Fakir'in Fly diye bir ütüsü. Ben linkini de aşağıya bırakırım çünkü çok fazla soran oluyor eski videolarımda. Şimdi bu düğmesine basılı tuttuğum için buradan buharı otomatik veriyor. Şimdi mesela sesi kesildi. Tekrar buradan başlama düğmesi var. Oradan da başlatıyorum. Tamam. Bu kadar. Yani 2 dakikamı aldı. Öyle söyleyeyim size. Şimdi kapatıyorum. Ben peyniri kabından çıkarttıktan sonra hiç kesme tahtası kullanmıyorum. Şu kapak kısmına peyniri alıyorum. Burada dilimleyip kabın içerisine alıyorum. Tabii bunu daha sonrasında suya tutuyorum bir kere. Çok pratik oluyor böyle. Üç tane yumurta koydum haşlanıyor. Şimdi de sosu doğruyorum. Aslında geçenki kahvaltımızdan bir farkı yok. Dediğim gibi yemekler kısıtlı olduğu için böyle yapıyorum. Hep aynı şeyler oluyor. Sizin için bu yulaftan yapacağım. Size söylemiştim. Şimdi 1,5 su bardağı süt diyor aslında ama ben süt kullanmayacağım. Sizin dediğim gibi süt alerjisi olduğu için. 3 kaşık diyor ama tahminim bir yemek kaşığıdır. 1 litre suyunu ekliyorum. İçerisine birazcık kuru üzüm katacağız. Bunu küçük küçük doğrayacağım şimdi. Tarçın diyor. Tarçından bir şey olur mu bir tanesine? Çok az bir şey böyle tatlandırıcı olarak.
olmaz herhalde tarçın. Olmaz değil mi? Tarçın çok güzel tat veriyor. Çok az bir şey de tarçın koyacağım. Sadece ceviz koymayacağım. Çünkü o alerjisinin geçip geçmediğinden emin değilim şu anda. Birazcık yulaf kaynamaya başladı. Böyle kuru cümlerini attım. Elmasını da ilave edeceğim. Normalde keşke bunun suyunu az katsaydım dedim. Bunlar sütle yaptığı için hani sıkıntı yoktu. Ama ben suyla yapınca böyle sulu kalması iyi olmadı gibi. Suyunu çekmesini bekleyeceğim o yüzden. Şimdi içerisine birazcık da tarçın ekleyeceğim. Çok az bir şey böyle kaşığın ucunda ekliyorum. Çünkü sever mi sevmez mi bilmiyorum tadını. Bu arada zaten hani yulafın sütünü çekmesini beklemek gerekiyormuş. Daha sonrası sulu olmayacak yani şöyle. Şu anda birazcık sulu hali. Ben tarifi tekrar size söyleyeyim. 1,5 su bardağı süt normalde. Ben 1,5 su bardağı su kullandım ama suyla yapacaksanız bence 1 su bardağı yeter. 3 kaşık yemek kaşığı yulaf koydum. 1 adet elma rendeledim. Kuru üzüm, tarçın, ceviz. Normalde kuru üzümü ve cevizi üzerine ekliyorsunuz piştikten sonra ama ben üzümler de pişsin diye, birazcık yumuşasın diye içerisine kattım. Tabi bu sunum açısından aslında katılıyor. Yulaf bana birazcık tatsız geldiği için o yüzden pekmez katacağım. Yani Sinan için katıyorum aslında. Ha, şimdi tamam. Kahvaltımız hazır oldu. Ekmeğimizi de çıkardım. Ekstra olarak böyle biber doğradım. Bu kadar. Yemeği yedik şimdi. Bazı bulaşıklar var. Onları elimde yıkıyorum. Bu tavayı makineye atmıyorum. Bıçakları. Onları yıkayacağım elimde. Sinan çok şükür yemeğini yedi. Sadece bir kaşık kaldı. İlk defa Sinan gerçek bir kahvaltı yaptı. Mutlu oldum yani yemesine. Bundan sonra da farklı farklı deneyeceğim. Farklı meyvelerle. Tabii yarım elma kadar yemiş oldu. Yani yarım porsiyon yedi ama yani bu da çok güzel bir şey benim için. Hani 2-3 kaşık bile yese yani benim için yeterliydi ama çok şükür yedi yani. Geçenlerde yazanlarınız vardı. Bizim çocuklar da kahvaltı yapmıyor diye. Size bu tarifi deneyin belki yerler. Bunun hem ekşi bir tadı vardı hem de o pekmez hafif bir tatlılık verdi. Sinan'ın hoşuna gitti yani üzüm pekmezli olur fark etmez. Ben keçi boynuzu koydum hem alerjisine de iyi geldiği için keçi boynuzu. Buna göre yemeğe başlayabilirim. Sinan için sulu köfteden yapacağım. Birkaç gündür et yemeği yapmıyordum Sinan'a. Onun için de değişiklik olur diye düşündüm. Soğan doğrayacağım. Bir tane küçük bir patates çıkardım. Bir de köfteleri hazır buzluktaydı. Ben bayağı olduğunu çıkardım. Çözülsün diye. Kendimiz için de taze fasulye vardı. Bunu o zaman da kayınvalidem vermişti. Son paketim benim. Dedim ki bugün farklılık olsun. Böyle sebze yemeği yapayım. Şimdi soğan doğramakla başlıyorum. Sinan'a uyumuşken de kendime kahve yaptım ama kahvemi de yemek yaparken içiyorum. Çünkü hemen uyanabiliyor. O yüzden böyle uyuduğu zaman hemen koşuyorum yemeğe. Çünkü bayağı bir zaman alıyor yemek yapması da. Taze fasulyenin yanına da pilav yapacağım. Bu mutfak şefinin böyle garip bir başlığını buldum. Ama tahminim ben size söyledim ya bu streç filmle sarıyorum bulaşmasın diye. Bu buraya geliyor diye düşünüyorum. Şimdi deneyeceğim onu. Eğer öyle bir şey düşünmüşlerse gerçekten helal olsun diyeceğim ama bakalım. Buraya gider mi acaba? Evet, bu buranınmış. Bakar mısınız? Demek ki böyle bir koruması varmış ve benim haberim yok. Ben de orası batıyor sürekli böyle sinirleniyorum. Niye bunu düşünmemişler diye. Bu başlıklarını yerine koyarken baktım ki böyle bir aparat var. Buraya da uyuyacak. Meğersem bunun içinmiş. Çok mutlu oldum şu an size anlatamam.
Mutfak şefini artık kaldırmayacağım. Burada dursun dedim. Kahve makinem yanda. Burada su şişem var. Normalde ekmekliğim vardı ama çok kalabalık olduğu için dolabın içerisine koydum. Burası da böyle kalabalık olunca böyle gözüme batıyor. Şu anda daha iyi oldu. Yani ekmeklik çünkü burada fazlaydı. Bir yemek kaşığı dolusu da taze fasulye için salça koyuyorum. Ama Sinan'ın yemeğine salça koymayacağım. Şu köftelerini de çıkarayım. Bunlar unlu arkadaşlar. Buzlu değil. Sıcak suyunu ekleyeceğim bunu. Bir yandan suyunu koyarken bir yandan da karıştırıyorum ki soğanlar yanmasın. Bu aralar ben de taktım böyle sağlıklı şeyleri. Grandleri neredeyse kullanmıyorum. Fark ettiyseniz artık hep çelik tencereleri kullanıyorum. Bilmiyorum böyle bir takıntı oldu. Zaten plastikleri hayatımdan çıkarmıştım. Grandleri de mümkün olduğunca kullanmamaya çalışacağım artık. Yani baktım tencerem yetmiyor. O zaman artık grandleri çıkarıp kullanırım. Şimdi köftenin ağzını kapatacağım. O pişsin daha sonra patatesini ekleyeceğim. Soğanla salça da kavruluyor burada. Taze fasulyeyi de şimdi içine attım. Bu kilitli poşetlerle ilgili geçen biraz önce arkadaşım sormuş. Yani bunlar tekrar kullanılabiliyor mu? Ben eğer et koyduysam bunu tekrar kullanmıyorum. Ama mesela fasulyedir, nohuttur. Onları koyduysam yıkayıp tekrar kullanıyorum. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Güzelce kurutup ama dolaba koyuyorum. Şimdi yemeğin de suyunu ekleyeceğim. Ben taze fasulyenin de böyle çok pişmesinden yanayım. Çünkü böyle ağzımda kıtır kıtır edince taze fasulye hoşuma gitmiyor. Bu aralar birazcık elimin ayarı bozuldu. Bilmiyorum bakiye gidip geldikten sonra yemek yapmadığım için oldu herhalde. Böyle birazcık yemeklere fazla tuz atıyorum. Şimdi şu anda minimum attım ki sonradan ekleme şansımız olsun. Sinan'ın yemeğine çok az bir şey tuz attım. Çünkü tuz atmadığım zaman Sinan yemeğini sevmiyor. Şimdi fasulyenin ağzını da kapatayım. Pirincimizi ıslatalım. Bu saklama kaplarını ben buzla, köfteleri ya da başka bir şey koymak için kullanıyorum. Ya da poşetlerden kullanıyorum. Açıkçası hiç içime sinmiyor. Biliyorsunuz diyorum yani böyle plastiklere karşı iyice böyle soğudum. Bunları elden çıkarmak istiyorum ama buzluk için önerebileceğiniz böyle hani plastik kaplar var mı? Hani sağlıklı olanlarına. Tapır iyi midir mesela? Muhtemelen tapır diyebilirsiniz önerilerde ya da başka bir böyle. Fiyat hiç fark etmez. Önemli olan çünkü sağlık. Yani güzel bir şey almak istiyorum böyle 4-5 tane buzluk için. Özellikle sinema köfte yapıyorum. Buzluğa atıyorum. Ama bunun içerisinde koyduğum için vicdan azabı çekiyorum yani. Bunları koymak istemiyorum. Bana o konuda yardımcı olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi pirincimizi ıslatalım. Biraz önce sanırım video çekiyor sandım ama çekmiyormuş. Ben kendi kendime konuşmuşum. Bir baktım kamera kapandı. Şu an pilavı yapmaya başladım. Pirinçleri yıkadım. Birazca arpa şehriye döktüm. Onu kavuracağım. Yine aynı şekilde çelik tava kullanıyorum. Kavurduktan sonra pirinci suyunu ekleyeceğim. Orada Azerbaycan tarifçim hep soruyor arpa şehriye nedir diye. Biz annemi böyle aldık. Araz markette vardı. Arpa şehriye yazıyor üzerine. Pilavımı da yaptım. Şu anda pişmek üzere hepsi. Şimdi dedim ki Sinan'ın yemeğinin altını kapattım. Fasulye bayağı bir pişecek yani. Çünkü dediğim gibi bu kıtır kıtır kalınca sevmiyorum. Birazcık daha su ilave ettim. Pişsin birazcık karıştırdım sadece. Pilavım da pişmek üzere. Şimdi ben içeriye geçiyorum. Videoyu birazcık düzenleyeceğim. Çünkü akşam bayağı bir yorucu oluyor benim için. Yaptıkça böyle düzenleyeyim dedim. Sonra tekrar görüşürüz. Yemeklerimizin hepsi hazır. Fasulye gerçekten çok güzel pişmiş. Burada arpa şehriye ile pilavım var. Sinan da yemeğini yedi. Soframızda kurdum şimdi. Normal bir salata. Bir de bu kırmızı lahana salatasından koydum. Bunun tarifini de vereceğim en yakın zamanda. Çünkü bayağı bir soruldu bu aralar. Videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Şimdi sizlerle vedalaşayım istedim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.